Merhaba, ben Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık memuruyum. Şimdi size sonda, pansuman, kateter bakımı hakkında pratik uygulamaları göstermek istiyorum. Yatağa bağımlı hastalarda uzun süre sonda takılması gerekiyorsa iki tür sondamız mevcut. Foley sonda dediğimiz sarı renkte kauçuk kaplama sonda. Bunu genelde geçici durumlarda kullanıyoruz. Geçici olarak idrar yapamama, İşte cerrahi operasyon yani ameliyat sonrası kısmi süreli hareket edemeyeceğinden dolayı yataktan kalkmaması için bir hafta 10 gün süreyle takılabilen sonda, foley sonda, en çok hastanelerde kullanılan bu sondadır. Silikon sonda dediğimiz beyaz renkli, şeffaf olan ise daha kaliteli bir malzemeden yapılan silikon kaplamalı sondadır. Bu yatağa bağımlı hastada uzun süre kalabilen bir sondadır. Yaklaşık 45 günle 2 ay arası hastada kalabilir. Belirli aralıklarla değişmesi gerekiyor. Foley sonda kısa süreli kullandığımız sonda 7-10 gün. Silikon sonda beyaz renkte, kauçuk değil, silikon kaplama. Daha kaliteli bir malzemeden. Alerji ve idrar yolu enfeksiyonu çok görülmüyor. Yatağa bağımlı ve engelli hastalarda tercih ettiğimiz sonda türü beyaz silikon sondadır. Şimdi bununla ilgili yine başka bilgiler vermek istiyorum. En çok karşılaştığımız olaylar. Bir kere hastaya dokunurken veya dokunmadan önce muhakkak ellerimizi yıkıyoruz. Daha sonra eldivenimizi takıyoruz. Çünkü hastadaki bir mikroorganizma, bakterilerin bize geçmesini, bizim elimizde oluşabilecek mikroorganizma ve bakterilerin hastaya geçmesini engellemek için. 3 dakika ellerimizi sabunlu suyla güzelce yıkıyoruz. Daha sonra non steril eldiven, yani steril olmayan marketlerde de satılan eldiveni giyerek hastaya dokunabiliriz. Sonda da başka dikkat edeceğimiz hususlar. Sondayı ben size kısaca anlatayım. Sonda steril olarak vücuda takılır. Yani tüm mikroplardan arındırılmış. Görüldüğü gibi iki tane ambalajı var. Birinci ambalaj içinde ekstra bir tane daha ambalajı var. Sonda muhakkak sağlık profesyonelleri tarafından takılır. Aynı şekilde çıkarılması da sağlık profesyonelleri tarafından çıkarılması gerekir. Çünkü normal bir vatandaşın yapabileceği bir şey değildir. Sonda da dikkat edilmesi gereken ikinci bir konu sonda çıkması. Sonda normal şartta takıldığı zaman çıkmaz. Size şöyle gösterebilirim. Sonda nedir? Öncelikle onu söyleyelim. Hastanın idrar yapamama ya da geçici olarak ayağa kalkıp lavaboya, tuvalete gidemeyeceği durumlarda taktığımız bir aparat, üretral kateter denilmektedir. Hastanın idrar yaptığı alana yani üretraya steril yolla takılmasıdır. İdrar kesesine gelen sonda ucunda delikli bir hortum gibi düşünelim. İdrar kesesi burada. Ucuna idrar torbası takılarak hastanın idrar kesesinden idrar torbasına akışkanlığı sağlamaktadır. Gördüğünüz gibi mercimek ya da fasulye tanesi kadar bir deliği bulunmaktadır. Buradan idrar geçişi sağlanmaktadır. Takılan bir sonda normal asılmayla hiçbir zaman çıkmaz. Size şöyle anlatabilirim. Sondanın yanında bulunan şu kilit mekanizması. Sağlık profesyonelleri sondayı taktığında buradan 10 cc su ya da hava içeriye vermektedir. Ki sonda geri gelmesin. Yani normal takılı bir hastada siz bunu içeride görmüyorsunuz. Görüldüğü gibi kilit mekanizması yani balon şişmiş durumda. Sonda takıldıktan sonra hasta kendi eliyle asılsa dahi belli bir yere geldikten sonra şu balon dışarıya çıkmasına izin vermez ve sonda çıkmaz. Ta ki Alzheimer, demans ya da bilinci olmayan hastaların kendini bilmeyerek sondayı asıldığında bu balon içeride üretrayı yırtarak dışarıya çıkabilir. Bu durum çok tehlikeli ve önemlidir. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalmışsanız, sondanın balonu şişik halde hastamız sondayı çektiyse, muhakkak 112'yi arayıp hastamızı en yakın sağlık kuruluşuna götürelim. Sondamız nasıl çıkar? Hiçbir zaman sondamız asılarak çıkacak bir şey değildir. Sonda her zaman bir sağlık profesyoneli, yani bir sağlıkçı tarafından, doktor, hekim, hemşire, sağlık memuru tarafından takılır ve aynı kişi tarafından çıkarılır. Sonda çıkarmayı ben size göstereyim. Bilgi olarak bilin. Çok zor durumda kalırsanız kendiniz çıkarabilirsiniz. Benden önce kimin taktığını bilmediğim için şu kilit mekanizmasından boş enjektör iğne kısmını çıkarıyoruz. Buraya enjektörümüzü dayayıp
Bakın bir tane çektim. Demek ki 10 cc'den yani bir enjektörden fazla vermiş. Ben balonun indiğini göremiyorum. Dolayısıyla çektiğimde hiçbir şey gelmeyene kadar. Bakın artık gelmiyor. İçeride hava ya da su yok. O zaman sondamı nazikçe çıkarabilirim. Sonda çıkarma işlemi bu şekilde. Görüldüğü gibi balon indi. Tekrar göstereyim. Taktığımızda bir enjektör hava ya da su verdiğimizde içeride bir balon şişiyor. Sondanın kilit mekanizması sondamızın çıkmasını engelliyor. Asla sonda asılmaz. Hastanın bilinci yerinde değilse mümkünse ellerini yatağa kısmi olarak bağlayabiliriz ki sondayı bilinç dışı asılmasın diye. Çıkaracağımız zaman ne yapıyormuşuz? Boş bir enjektörle sondamızın çatal kısmındaki renkli kısma enjektörümüzü dayayıp içeride hiçbir şey kalmayana kadar hava ya da su. Bakın gelmiyor. İçindeki kilidi boşalttım. Artık sonda çıkabilir. Ucundaki balon indi. Sonda çıkarmayı gösterdik. Peki sonda tıkanmasında ev ortamında ne yapabiliriz? Kısaca ondan da bahsedelim. Şimdi sondamız hastamıza takılı. Uzun süre tabii takılı hastada biz sağlıklı insanlar idrar kesemiz kasılıp gevşeyerek idrarımızı yapabiliyoruz. İşeme dediğimiz olay. Bu yatağa bağımlı ve engelli hastalarda uzun süre sonda takılı olduğu için idrar kesesi kasılıp gevşemeyi unutuyor. Ya da çeşitli sebeplerden dolayı nörolojik hastalıklar, metabolik hastalıklar idrar kesesi şu kasılıp gevşemeyi yapmıyor. Dolayısıyla idrar kesesi zamanla tembelleşip küçülebilir. Şimdi sondanın deliğine ne dedik? İki tane fasulye tanesi kadar karşılıklı bir delik var. Eğer uzun süre idrarın içinde kalırsa ki kalıyor, idrar belli bir süre sonra kristalleşmeye başlıyor. Dolayısıyla bu kristaller şekerleşme dediğimiz küçük küçük sondanın deliklerine yapışmaya başlıyor. Küçük tortular, pıhtılar, kristal taneleri bu sondanın ucunu zamanla kapatıyor. Hastanın az su içtiğini ve küçük kanamaların da olduğunu düşünürsek bu karşılıklı iki tane deliği kapanıyor. Dolayısıyla hastada idrar olmasına rağmen idrar çıkışı olmuyor. Bu da hastaya rahatsızlık vermekte. Sondanın torbaya gelmesi gereken idrar torbaya gelmemektedir. Hastanın karın bölgesine baktığımızda bariz şişliği hissedebiliriz. Torbaya da hiç idrar gelmiyor ise sonda takılı olduğu halde o zaman sondamız tıkanmıştır. Peki sondayı nasıl açalım ev ortamında? Çok basit. Hep eczanede ve medikalde satılan 50 cc cam uçlu enjektör diyoruz. Ucunda iğne olmayan büyük enjektör diye tabir edebiliriz. Bu aynı zamanda hastayı besleme enjektörü olarak da kullanılır. Ağzından mama ve su vermek için. Yıkama, irrigasyon enjektörü diyoruz biz buna. Bir tane bundan evimizde almamız yeterli. Steril bir serumumuz olması lazım. Hastanelerde takılan, damardan verilen serumun aynısı. Sadece yıkama için tasarlanmış şekli var. Kesinlikle çeşme suyu değil, steril serum. Açıldıktan sonra sterilliği bozulduğu için uzun süre kullanmıyoruz. Açıp kullanıyoruz, bitiriyoruz. Evimizde sondamız tıkandığını anlarsak ne yapacağız? 50 cc enjektörümüzü alacağız. Steril serumumuz. İçinden bir enjektör ortalama steril yani mikroplardan arındırılmış serumumuzu çektik. Sondanın görülen kısmı burası. Elimizde eldiven var. Önce bu kısmı boğuyoruz. İdrar ola ki gelirse yatak ıslanmasın diye. Bakın torbayı çıkarıyoruz. Soketli bir kısım. Şöyle daha net anlayacaksınız. İdrar torbasının sondaya giren kısmıyla enjektörümüzün sondaya giren kısmı aynı. Gördüğünüz gibi aynı. Ne yapıyoruz? Torbayı çıkardık. Mavi soketi kapattık. 50 cc enjektörümüzün ucu torbayla aynıydı. Buraya koyuyoruz. Nazikçe buradan sıvıyı verdiğimizde serumu, sondanın içinden geçen steril serum bu delikleri yıkayarak açmakta ve hastanın dolaşımı tekrar açılmış olmaktadır. Buraya bir enjektör serumu verdiğimizde içeriye serumu verdik. Tekrar kapattık geri gelmesin diye. Hemen torbamı taktım. Ve gördüm ki hastanın beklemiş idrarı hızlıca akmaya başladı. Ne oldu? Tıkalı olan deliği
steril serumla yıkadım. Basınçlı bir şekilde buradan verdiğimde bunun adı sonda yıkama diye geçer. Mesane yıkama da denilebilir. Az su içen ya da hareket yeteneği olmayan veya çeşitli sebeplerle idrarında kanama, pıhtı olan hastalarda 1 hafta 10 gün gibi sürelerde sonda bazen tıkanabilmektedir. Bunun için hastamızı hastaneye götürmeye, ambulans çağırmaya gerek yok. Çok basit bir işlemle evde mesane yıkama, yani sondanın içini yıkayarak sondayı açabiliriz. İdrar gelişi devam edebilir. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Uzun süre hastamıza sonda takılı ise ne dedik? Beyaz, şeffaf, silikon sondayı tercih ediyoruz. Eğer elimizde sarı sondadan, yani foley sondadan var ise ve gelen sağlıkçı arkadaşlar da bu sondamızdan yok ise kendimiz temin edebiliriz. Medikallerde silikon, yani renksiz, şeffaf sondamızı tercih edeceğiz. Neden? Uzun süre yatağa bağımlı hastamızda daha uzun süre sonda sağlıklı kalsın diye. Peki başka dikkat edeceğimiz nokta, idrar torbasıyla sondanın bağlantısını, steril zincirini bozmuyoruz. Görüldüğü gibi her torbanın ucunda mavi bir soket var. Yani bu alan steril, bu alan steril. Steril eldivenle steril olarak vücuda yerleştirilir sonda. Yani steril zincirini kırmıyoruz. Bu torba haftada bir değişmesi gerekiyor. Neden? Çünkü birikmiş idrar var. Birikmiş idrarda her zaman mikroorganizma ürer. Buraya kadar idrar dolu olduğunu düşünün. 3-4-5 gün. Burada da taze idrar var. Hastanın vücudundan akan idrar. Dolayısıyla eski idrarla yeni idrar karşılaşıp burada idrar yolu enfeksiyonu olmasın diye torbamız ucuz. Medikallerde ve eczanelerde satılmaktadır. Torbayı haftada bir değiştirelim muhakkak. Değiştirmeyi nasıl yapacağız? Çok basit. Yeni aldığımız idrar torbasını düşünelim. Eski torba bu şekilde takılıydı. Bunu aldık, attık. Burayı elimizle sıkıştırdık idrar gelmesin diye. Antiseptik solüsyonumuz, yani mikrop öldürücü solüsyonumuzu bu alana sıkıyoruz. Diğer idrar torbası zaten böyle kapalı soketimiz vardı. Bu steril. İçine dokunmadan mavi koruyucu kapı çıkarıp steril ettiğim kısma torbamı takıyorum. Bu sonda hastamda 1 ay kalacaksa, 1 ay 4 hafta demek, 4 tane bu idrar torbasını yanımda bulundurmam lazım. Her hafta bu torbayı değiştirirsem hastada idrar yolu enfeksiyonu oluşmasını engellemiş olurum. Son olarak söyleyeceğimiz kısım, her zaman torba yer çekimine bağlı olarak hastadan aşağıda duracak. Neden? Çünkü torbamızda birikmiş idrar var. Birikmiş idrarda bakteriler üremektedir. Dolayısıyla bu hastada olduğunu düşünelim. Bu torba birikmiş idrar. Eğer aynı seviyede olursa burada eski idrar hastaya gider. Sondan içinden yeni idrarla karşılaşıp idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek enfeksiyonlarına neden olabilir. O yüzden muhakkak hastamız yukarıda, torba aşağıda olacak. Yer çekimine bağlı olarak. Kısaca pansumandan da bahsetmek istiyorum. Gene ne yapıyoruz? Hastamıza dokunmadan önce ellerimizi 3 dakika bol sabunlu su ile ovalayarak her alanına sabun değmesini sağlayarak yıkıyoruz. Daha sonra hastamızdan bize, bizden hastaya mikroorganizmalar bulaşmasın diye muhakkak her işlemimizde hastaya dokunmadan önce eldivenimizi takıyoruz. Ellerimizi yıkadık, eldivenimizi taktık. Hastaya pansuman yapmadan önce eldivenlerimizi taktık. Pansuman nasıl yapılır? Gazlı bez diye halk arasında bilinen, sağlıkçılar arasında steril sponj. Biz buna sponj diyoruz. Bunlar 5'li paketler halinde satılır. Steril olması çok önemli. Steril ne demek? Tüm mikroplardan arındırılmış, yüksek sıcaklıkta, basınçlı buharla steril edilmiş gazlı bezlerimiz, yani steril sponjlarımız. Pansumanda dikkat edeceğimiz tek nokta, steril zincirine dikkat et. Bilmen gerekeni yap, o kadar. Ne yapacağız? Hastamızın bu alanında yatak yarası, yani bası yarası oluştuğunu düşünelim. Popo, bacak ya da kalça kısmında yarası var. Pansumanı nasıl yapalım? Ellerimizi yıkadık. Eldivenimizi taktık. Eski pansumanımızı çıkardık. Kirlenmiş, attık. Kesinlikle antiseptik kullanıyoruz. İyot ve benzeri içerikli antiseptikleri kullanmıyoruz. Neden? Çünkü yaradaki özellikle derin, çukurlaşmış, yani 3. ve 4. evre bası yaralarında
iyot buradaki iyileşme hücrelerini öldürüyor. Yani hem yarar hem zarar sağlıyor. Mikropları öldürürken iyileşme hücrelerini de öldürdüğü için bizim zaten derin olan yaramızın iyileşmesini geciktiriyor. O yüzden muhakkak yeni nesil antiseptik kullanacağız. Şeffaf renkte olacak. Tüm eczanelerde ve medikallerde bulunmaktadır antiseptik. Mikrop öldürücü solüsyon. Eski pansumanımızı çıkardık. Eldivenimizi taktık. Yara bölgemizin burası olduğunu düşünürsek 10-15 santim uzaktan yara bölgesine antiseptik spreyimizi sıkıyoruz. 10-15 saniyede bölgedeki mikroorganizmaları öldürdük, dezenfekte steril ettik. Şimdi steril zincirini bozmuyoruz. Antiseptikle bu alanı temizledik, temiz. Steril sponge, yani mikroplardan arındırılmış bez. Bunu açtığımızda görüldüğü gibi iç içe geçmiş gazlı bezlerimiz var. Elimizle ya da aletle tutacaksak önemli değil. Dış kısmını tutuyoruz. En önemli kısım spancımızın dışına değiyoruz. Bu kısım hep steril. Bakın. Dışına dokunabilirim. Bu kısma asla dokunmuyorum. Yarama antiseptiği sıktım. Öncelikle yaranın üzerinde yabancı doku, böyle sümüksü, hafif sarı akıntı varsa öncelikle onu temizliyorum. Dışarıdan içeri değil, içeriden dışarı. Hafif bastırarak yara bölgesini temizlediğim spancımı aldım, attım. Bir tane daha spancımı aldım. Dışına dokunuyorum. İçi gene steril. Yaramın etrafını siliyorum. Krem ya da pomat kesinlikle kafamıza göre kullanmıyoruz. Aile hekimi ya da uzman hekim, sağlık personeli reçete edilen pomat ya da kremimiz var ise onu kullanabiliriz. Gene aynı mantık. İçine dokunma, dışına dokun. Pomadımızı açtık. Bu şekilde sıkıp bırakmıyoruz tabii ki. Şöyle spancımızın içine kremimizi yediriyoruz. Çünkü diğer türlü yaranın üzerinde katman katman kalıp krem ve pomat hiçbir işe yaramamaktadır. Bu şekilde krem ve pomadımızı steril spancımıza yedirdikten sonra bu şekilde yaramızı kapatıyoruz. Steril. Bir. İkinci steril spancımı aldım. Artık bunun üzerine koyacağım için gene ben steril zincirine dikkat ediyorum. Bunun üzerine kapattım. Flaster Betafix dediğimiz yapışkanımızı kestik. Görüldüğü gibi bunlar çok kolay ayrılıyor. Etiket gibi. Kağıt kısmını ayırdığımızda bakın şu alanı yapışıyor. Hastamızın yarasını kapatıyoruz. Pansuman bu kadar kolay, basit. Neye dikkat edecekmişiz? Ellerimiz temiz olacak, eldiven takacağız. Steril zincirini bozmayacağız. Yani kullandığımız her şey steril olacak. Dışına dokun, içine dokunma. Görüldüğü gibi hastanın pansumanı yapıldı. Burada dikkat edeceğimiz birkaç önemli husus söyleyeyim. Pansuman ne kadar süreyle yapılır, kaç saatte bir değişir? Şöyle ki, yaramız temiz ise genelde 24 saatte bir, yani 2 günde bir de olabilir. Bu alan sarı, beyaz veya kırmızı olarak kirlendiyse pansumanımız kirlenmiş demektir. Yani gazlı bezimiz, spancımız yaradaki sıvıyı belli bir yere kadar emer, daha sonra üzerine renk vermeye başlar. Biz pansumanı değiştireceğimizi nasıl anlıyoruz? Dışarıdaki alan kirlendiyse saati ve günü beklemeden, yani 24 saatte bir değiştir dediysek 24 saati beklemiyoruz. Bu alan kirlendiyse değişme zamanı gelmiştir. Eğer bu alanım temiz ise ilgili hekimin söylediği aralıklarla yapılabilir. Genelde 2 günde bir temiz yaralarda pansuman yapılır. Eski pansumanı çıkarıp atıyorum. Pansumandaki amacımız neydi? İdeal nemi sağla. Nem, yani dudağımızın iç kısmındaki nem ayarı kadar. Nasıl saksıdaki çiçek ideal nemde büyüyor? Çok susuz kalırsa kuruyor, çok su dökersek yine büyümüyor. Pansumanımızda da yaramızı takip ederken ideal nemi sağlayacağız. Çok akıntımız varsa kuru pansuman uygulayacağız. Kesinlikle pomat kullanmayacağız. Diyelim akıntılı bir pansumanımız var. Ne diyorduk? Islatsa kurut, kurutsa ıslat. Yaramızda akıntı var ise kuru pansuman, emici pansuman kullanacağız. Yani steril gazlı bezimizi daha fazla koyacağız. Krem, pomat kullanmayacağız. Neden? O ıslaklığı çabuk emsin, alanı kuru tutmak için. Akıntılı, ıslak yaralarda
kuru pansuman uyguluyoruz. Hiçbir şey sürmeden basınçlı pansuman. Yok yaramız kuru, dökülmeye başlamış ise, nemi de az ise, yani çiçek kurumuş, çatlamış, toprağa çatlamış düşünün. O zaman nemli pansuman. Peki nemli pansuman nedir? Yaranın üzerine su mu döküyoruz? Hayır. Nemli pansuman şu. Eski pansumanımızı çıkardık. Burası yara bölgesi. Steril spancımızı aldık. Spancın içi temizdi. Alanımız kuru. Bize reçete edilen bir krem var. Islak pansuman yap dedi hekim. Islak pansuman ne demek? Kremimizi hafif spanca yedirdikten sonra antiseptik solüsyonumuzu, mikrop öldürücü solüsyonumuzu 1, 2, 3, 4, 5 puf buraya sıktık. Bu ıslak pansuman. Buradaki ıslaklığı arttırıyoruz. Görüldüğü gibi gazlı bez spanç nemli hale geldi. Yaraya kapattık. Kapattık. Ne oldu? Kuru olan alana hafif nemli bir gazlı bez koyarak ideal nemin artmasını sağladım. Bu da ıslak pansuman. Yani ıslak pansuman dediği daha çok nemli gazlı bezi koyuyoruz. Kesinlikle su değil. Antiseptik solüsyonumuzu, spancımızı hafif nemli olmasını sağlayarak yara bölgemize koyup üzerine diğer spançları koyup kapatıyoruz. Islak ve kuru pansuman da kısaca bu şekildedir.